Hoş geldiniz, hoş geldiniz Tükturan Duyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, Münir Güner'im, Esen Bosun, Esen Bohu, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar, her zaman bu kelimeyi kullanırım. Tükturan tarihini bilen geçmişi, bugünü, geleceği bilir. Her şeyi sezinler. Her şeyi sezinler. Nokta. Nokta. Bugünkü konumuz... Bugün konumuz arkadaşlar, bugün size Göring'i anlatacağım. Göring. Nazi rejiminin, Nazilerin ikinci adamdır. Hitler birinci, ikincisidir yani. Göring. Bunu size anlatalım. Kısaca bir şekilde bunda seyretmiş oldum mahkemelerde yani. Nürnberg Mahkemesi'nde 1945-46 yılında yapılan mahkeme ya. Göring. Biliyorsunuz arkadaşlar, Göring rejimin ikinci adamıydı yani. Nazi rejimin ikinci adamıydı. Astım kestim kestik. Korkunç bir zekaya da sahip bir herif. Korkunç zeka ortaya. İnanılmaz bir zekası var. Adamın dahiyane fikirleri var yani. İnanılmaz bir şekilde. Tabii görüngüsü zaten bu savaş boyunca yani 1930'lardan, daha doğrusu 1928'lerden 45'e kadar her yerde görürüz yani bu adamı. Her yerde. Özel olarak görürüz. Hitler yanında her zaman görüngü vardır. Yani. Her zaman görüngü. Beraberlerdir. Hep beraberlerdir. Tabii savaş bittikten sonra 45'te Göring yakalanır ya. Yakalandığı zaman mahkemeye çıkacak. Çünkü arkadaşlar, yapılan bir kıyım var. İnsan kıyım var. Bunların hesabı sorulacak yani mahkemede. Mahkemede Almanya'da olmuştur. Almanya'nın Nürnberg derler yani. Mahkemenin de bu, hatta bunun filmi bile vardır ya. Nürnberg mahkemeleri diye. Yanılmıyorsam Spencer Tracy oynamış galiba. Spencer Tracy. O zaman siyah beyaz filmi. Bakmanızı tavsiye ederim yani. Ben bunu bir tarih kanalına baktım arkadaşlar. Bu olayı anlatırlarken bir de canlandırmışlar tabii ya. Canlandırmışlar. Göring'in arkadaşlar, bu mahkeme olduğu zamanlar hep her mahkemeye gidişini gösteriyor yani. Tabii bunu canlandırma yapmışlar yani. Bir film halinde anlatıyorlar yani. Tabii bazen gerçek o mahkeme sahnesini koyuyorlar. Bu kendi, siz söyleyin, kalmış olduğu hapishanenin odasındaki yaşantısını anlatıyorlar. Hal, hareket, tavırlarına bakıyorlar. İnanılmaz bir şekilde, biliyor musun? Acayip takip altında. Korkunç bir takip altında. Tabii her mahkemeye çıkışında görün. Her mahkeme çıkışında arkadaşlar, mahkemeyi yanıltmak için her şeyi yapıyor. Bakın. Çok değil mi? İnanılmaz bir zekalı herif. Korkunç bir zekası var. İnanılmaz. Ya mahkeme salonu dağıtmak için, yani safsaklamak için her şeyi yapıyor. Mesela sorulan sorulara ters cevaplar veriyor. Kendisini yapıyorlar da kendisini oradan, herkesten, bütün oradaki insanlardan üstün görüyor yani. Zeka olarak. Çünkü orada unutmayın, Fransız delegeleri var, İngiliz delegeleri var, Amerika delegeleri var, Rus delegeleri var. Hepsinde arkadaşlar değişik insanlar var yani. Toplumun çok insanları var. Herkesin sorusuna cevap vermek zorunda bu adam yani. Mahkeme salonunda. Ama her seferinde öyle hep işi kurnazlığa götürüyor yani. Beni kimse yargılayamaz diyor. Adam kendisini o kadar şey görüyor ki yani. Siz söyleyin yani. Kaftanında görüyor. Ben en yükseğim diyor. En yüksek de benim diyor. Hatta mahkeme salonunda birisi diyor ki, vereceksin diyor cevap. Güzelce vereceksin cevap diyor. Merak etme diyor yani. Aynı zamanda bir de yandaki diğer Nazilerin diğer adamları konuşurken hep böyle inanılmaz bir şekilde arkadaşlar. Adam bir duruşu var böyle. Hepsini böyle şey gibi takip ediyor yani. İnanılmaz. Gözlerinin bir ucuyla
Hepsi teker teker sanki bir kenara yazıyordu o yani. Hepsini bir kenara yazıyor böyle. İnanılmaz bir takip şeysi var adamda ya. Acaba bu çıkan mesela Hendrik düşünün. Değişik değişik insanlar var mesela. Bunlar ne konuşacaklar? Üçüncü adamlar, dördüncü adamlar, beşinci adamlar hepsi teker teker. Konuşurlarken ne diyecekler acaba ya? Ne diyecekler, ne anlatacaklar, ne söyleyecekler? Acaba Nazileri kötüleyecekler mi? Bizleri kötüleyecekler mi? Ama hepsinde de gayet inanılmaz ciddilik var ya. Yani. Korkunç ciddilik var böyle. İnanılmaz. Yararşı böyle kurmuş çünkü yani. Bak mahkeme sonuna bile düşün ya. Ama görünce her şeyi takip ediyor. Her şeyi böyle. Ama dedim ya işte mahkemeler bayağı uzun sürüyor. Mahkemeler bayağı uzun sürüyor. Görünce tahmin ediyor her şeyi. Her şeyi tahmin ediyor. Bunlar da beni götürecekler diyor. Bunlar beni idam edecekler diyor. İdam edecekler diyor. Bunun farkında. Bunun farkında. Ve başlıyor. Arkadaşlar ve başlıyor. Yavaş yavaş kafasında planlar kurmuyor. Görünüyor. Ama dedim ya arkadaşlar kalmış olduğu hücre diyelim yani. Hücre, o, yani, hapis odası. İnanılmaz bir takip altında yani. Adam her yaptığı hareket takip ediyor ya. Takip ediliyor. Tabii bu arada görünce o kadar akıllı ki arkadaşlar bakın adam da kafa yapısına bak. Adam diyor ki beni kimse idama götüremez. Beni kimse iple öldüremez. İple beni kimse öldüremez. Yani yağlı organa gitmem diyor. Yağlı organa gitmem diyor. Kafasında plan kuruyor. Dışarıda bir tane devamlı bir tane nöbetçi var bakın arkadaşlar. Olaya bakın. Nöbetçi var. Bu nöbetçi gidiyor geliyor ve görün konuşmaya başladı bu nöbetçi yavaş yavaş kibarca böyle. Nöbetçi diyor sen de Amerika'nın diyor hangi eyaletinden geliyorsun? Nöbetçi diyor ki ben Texas'lıyım diyor. Texas'ın şu eyaletinden geliyorum. Ha öyle mi diyor? O zaman sen de Almansın diyor. Texas'ta asker diyor ki evet diyor, orijinimiz diyor bizim Alman diyor biz Almanız diyor. Almanca. Arkadaşlar unutmayın bugün Texas eyaleti Amerika'da bir Alman eyaleti aslında ya. Alman eyaleti unutmayın bunu. Ve arkadaşlar bakın oraya bakın. Tabii bu ara mahkeme devam ediyor. Her gidişte gidişte. Artık bu askerle samimilik kuruyor yani. Bakın bu askerle öyle samimilik kuruyor ki görün. Tabii onlar muhabbet ediyor falan ama ve bu askeri kafaya alıyor bakın. Bu askeri kafaya alıyor görün. Tabi mahkemeye çıkıyor falan artık iyice artık Göring yani ipe gideceğini, asılacağını biliyor yani. Asılacağını biliyor. Dedim ya adam öyle o kadar kurnaz ki her şeyi takip edebiliyor yani. Fark edebiliyor, sezinleyebiliyor yani. Ben diyor asla ipe gitmem diyor. Ben de asla, beni kimse ipe götüremez kendi kafasında yani. Demiştik ya bu işte Texas'ta askeri kafaya alınca tabii Texas asker de işte orijinal Alman olunca işte arkadaşlar böyle bir şey var demek ki. Buna yakınlık duyuyor ya. Yani. Amerikalı askeri yakınlık duyuyor. Ve arkadaşlar düşünün. Bu Amerikalı askeri kafaya aldıktan sonra Amerikalı askere siyanür gittiriyor bakın. İntihar etmek için siyanür gittiriyor. Göring. Düşünün. Ve bir sabah duruşmaya gitmeden önce ölüsünü buluyorlar. Göring'in odasında. Odasında ölüsünü buluyorlar yani. Bir de yanında ufacık bir siyanür şişesi yani. Ufacık bir siyanür şişesi. Düşün işte arkadaşlar. Baktım o gün. Baktım böyle. Adam dediğini yapıyor. Ben diyor beni kimse ipe götüremez. Yağlı ipe beni hayatta kimse götüremez diyor. İşte bu asker sayesinde. Bu Amerika'da. Texas eyaletinden olan asker sayesinde işte bu asker getiriyor bu siyanürü Göring'e veriyor arkadaşlar işte. Göring'e veriyor. Göring de asılmaktan kurtuluyor. Ama tabii yalla posta bu dünyadan gidiyor. Ayrı mesele. Ayrı mesele ama adam diyor ki beni kimse asamaz. Beni asla kimse asamaz. Dedim bugün de bunu paylaşayım. Görmüş olduğum bir şeydi. Bunu da bir gün anlatırım demiştim. İşte Göring'in hikayesi sonunda böyle oluyor arkadaşlar yani. İşte bir zalimin yaptığı oldu. Ya kendisi bir zalimdi arkadaşlar unutmayın. Yani. Zalimdi. O kadar insanın canına kıyan insandı bunlar. Bu dünyadan çekti gitti. Bak çekti gitti işte bu şekilde. Ama kafasında diyor beni kimse asamaz. Ben diyor başka bir şekilde bu dünyadan çeker giderim diyor yani. Bu da Amerika'da
Amerika'da bu Texas askerin sayesinde oluyor. Sayesinde oluyor. Bakmıştım böyle. Bakmıştım. Çünkü adam arkadaş öyle bir şey yapıyor ki inanılmaz bir planlar yapıyor odasında yani. Takip olması, yani takip edilmesine rağmen her türlü içeride düşün ya. Yani. İnanılmaz yazıyor, çiziyor, bir şeyler yapıyor kendi kafasına göre. Düşün ya. Yani. Velhasıl dediğini yapıyor yani. Dediğini yapıyor. İşte bugün sohbet konumuz bu olsun dedim. Görünce anlattım kısa bir şekilde. Kısa bir şekilde. Başka bir yayında. Görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı sunarım. Türk Tanrı Dünyamız. Yüreğimdesiniz. Yüreğimdesiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.